Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a dönüş kitabından ibret alma. İbret alma yani el-itibar ne demektir? Cevapladı. Bir şeyden hareketle bir sonuç çıkarmaktır. Sordum. Bir şeyden hareketle bir sonuç çıkarmak ne demek? Cevapladı. En mükemmel şekilde tasarlanmış şeyi kalben görüp hissetmendir. O zaman kalbin, yüce kudretin işine, yaratışındaki kusursuzluğa ve yarattıklarını en güzel şekilde yönetişine hayran kalır. Bundan sonra da artık sen her neye baksan, o baktığın senin bakışını hemen bir başka şeye yönlendirir. Sordum, bu nasıl olur? İzah eder misiniz? Cevapladı, var olan her şey sana onu, var edeni işaretler. Sordum, ben bundan daha önce onun bir var edeni olduğunu bilemez miyim? Cevapladı, elbette bilirsin. Fakat bu bilgin teferruata bakarak, ayrıntılara dikkat ederek elde ettiğin bir bilgidir. Halbuki marifet kalplerin kesin inanışıyla elde edilir. Bu inanış ise fikri keskinleştirir ve imanı artırır. Bu da seni var edene götürür. Yani yaratılan senin yaradan hakkındaki bilgini ziyadeleştirir. Yapılan yapan hakkındaki bilgini güçlendirir. Güçlendirir ki onu büyük bilip saygı duyasın ve o yüce kudreti tanımada mesafe kat edesin. Artık bundan sonra varlıklara ve olup bitene onların yaratıcısından, yapılana yapanından, var edilene var edeninden hareketle bakarsın. Bütün eşyayı sonuç ve gayeleri açısından görürsün. Derken senin bütün bunlar hakkında bildiklerin seni bilinmeyenlerin bilgisine götürür ve sen bilmediklerinin bilip gördüklerinden daha harikulade olduklarının farkına varır. Dahası bütün bildiklerinin, bilmediklerinin yanında bir hiç olduğunu anlarsın. Sordum, peki bu nasıl olur? Cevapladı, çünkü sen sadece idrakinin gücüne, gayretinin derecesine ve muhayyilenin yeteneğine göre bakar ve görürsün. Sordum, insanlar bu değerlendirmeyi yapma konusunda farklı farklı mıdır? Cevapladı, evet, anlayışlarının sağlıklı oluşuna, imanlarının kuvvetine ve bilgilerinin genişliğine bağlı olarak. Sordum, bu konuda daha başka noktalar da var mı? Cevapladı, evet var ve bu kalplerin temizliğine göre de değişir. Zira değerlendirme yapmanın yani itibarın çıkış noktası kalptir. Gerçekten de eğer değerlendiriş saf ve gayba yani manevi sırlara ermiş bir kalpten yükselir. Arzu ve gayretle yücelir, fikirle kanatlanır ve hiçbir kirle lekelenmezse o zaman o tıpkı Vehf İbn-i Münebbih Hazretleri'nin şu rivayetinde olduğu gibi kalbin beklentisiyle uyuşur ve insanın kendini bilmesini de berraklaştırır. Havariler Hazreti İsa'ya sordular. Ey İsa, korkmayacak ve üzülmeyecek Allah dostları kimlerdir? Hazreti İsa onlara şu cevabı verdi. Başkaları dünyanın dış yüzüne bakarken dünyanın iç yüzüne bakanlardır. Diğerleri hemen oluverecek şeylere yönelirken ilerileri dünyanın sonunu gözetleyenlerdir. Kendilerini öldürmesinden korktukları dünya, duygularının öldürmesini bilenlerdir. Dünyalarında kendilerini terk edeceklerini, bildikleri şeyleri daha baştan terk edenlerdir. O yüzden onların dünyadan arzu ettikleri azalır. İstedikleri asgari beslenmenin ötesine geçmez. Dünyadan elde edilene sevinmek, onlar için sadece hüzün kaynağıdır. Onun için kendilerine sunulan dünya armağanını reddederler. Haksızca ve keyfice yüceltilmiş ve değer verilmiş şeyleri geri çevirir, önemsemezler. Dünya onlar için değersiz olduğundan onu övüp gözlerini de büyütmezler. Onlar dünyayı sadece ahiretlerini inşa etmek için kullanırlar. Böylece de dünyalarını ebedi olan ahirette takas ederler. Onlar dünyalık şeyleri reddetmişlerdir ve bu reddlerinden dolayı da mutlu ve sevinçlidirler. Dünya ehline bakmış, onları boğulmuş ve örnek bir cezaya çarptırılmış olarak görmüşlerdir. Bunun için ölümü anmaya hararetle sarılmış ve dünyanın adını etmeyi dahi gönüllerinde öldürmüşlerdir. Çünkü onlar sadece Yüce Allah'ı severler. Onu anmayı sever ve onun nuruyla aydınlanırlar. Onların halleri ve haberleri harikuladedir. Ve onlar bu hal ve haberlerin en harikuladelerine sahiptirler. Allah'ın kitabı onlarla ayaktadır. Onlar da o kitapla ayakta. Kitap onlar sayesinde dile gelir. Onlar da o kitapla konuşurlar.
Kitap onlarla bilinir ve onlar kitap sayesinde bilirler. Aldıkları bu ilahi armağandan başka hiçbir hediyeyi görmez. Umduklarının dışında bir güvenliğin ne olduğunu bilmez ve asıl korktukları Allah'tan gayrı hiçbir korku tanımazlar.